Endoskopik ultrason ne zaman yapılması lazım? Endoskop yetmiyormuş bir de ucuna ultrason mu koymuşlar hocam diyor. Doğru endoskop yetmiyor ucuna bir de ultrason koymuş Japonlar. Endoskopu ağızdan makattan nereden gönderirseniz içeriye girdikten sonra belli bir mesafe kaydettiğinde hedeflediğiniz yer neresiyse oraya yaklaştığında dokunduğunuz anda o bölgede çok ciddi bir görüntü sağlıyor. O görüntüde damarları, lehvezlerini, herhangi bir bölgenin çapını genişleyip genişlemediğini, içinde bir şey olup olmadığını, taş, tümör, kanser olup olmadığını görebiliyoruz. Ayrıca onun eşliğinde biyopsi yapma şansa sahibiz. Hasta telefon ediyor, diyor ki endoskopik otosomu kaça yapıyorsunuz? Tam bir karşılık bulamıyoruz bu cevaba. Çünkü ne amaçla yaptığımızı, neye yaptığımızı, yapacağımızı ve bundan neyi beklediğimizi bilmeden bu kaça bu kaça şeklindeki cevapları verme şansımız yok. Onun için hastayı muayene etme ve değerlendirme talebimiz oluyor. Buna uyan insanlar var, uymayan insanlar var. Bana sadece fiyatı söyleyin şeklinde yaklaşan insanlar var. Bu doğru değil. Çünkü ne yapılıp ne yapılmayacağını iyi bilmesi gerekiyor. Biz de ne yapacağımızı ve ne tür bir komplikasyon riski olduğunu söyleyerek bir iş yapmamız gerektiğini bildiğimiz için endoskopik ultrasonun amacı, hedefi ve hangi yöntemle tamamlanacağı konusunda net bir değerlendirme yaparak bilgi vermemiz lazım. Fakat bizim yemek borusunda, midede kabartılar, polipler, kitleler bunlara yaklaşımlarımızı son derece rahatlatan bir teknik yöntem olduğunu biliyorsunuz. 12 parmak varsana girdiği zaman ise o bölgedeki karışık trafiği çok iyi görüntüleyebiliyoruz. Safra yolları, pankreas, pankreas kanalı, e, safra kesesi, ana ater damar ve naporta sistemi, çölyak turunkus, mezenter arteria, -er, mezenter superior gibi pek çok damarı değerlendirme ve bu bölgeye pankreasın kisti var mı, yok mu, bir kitle var mı, gibi ayrıntılı bilgileri verme açısından son derece önemli bir teknik olduğu için hastalarımıza bunu sunmaya çalışıyoruz ama ricamız şu ne amaçla istendiğini iyi bilmemiz ve onu tartışarak bu işe girmemiz gerektiğini hatırlatırız. Teşekkürler.